Huzura Doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kaderle alakalı bir sorumuz var. Tabii çok soruluyor bu tür sorular. Şöyle sormak istiyorum. Şöyle diyenler var mesela. Önceden insanın yapacakları takdir edilmiş ise bir kimsenin iyi veya kötü bir iş yapmasının ne önemi kalır? Yani ben birini vurmuşum, öldürmüşüm. Bu önceden belli. Burada benim ne suçum var? Zaten onu yapacağım, mecburen yapacağım gibi bir şey anladım. Yani burada şöyle sorayım daha açık ifadeyle, hani hatalı söylüyor olabilirim. Suç kaderin midir? Tabii oraya getiriliyor iş. Fakat benim dikkatim bir şey çekiyor. Bu TGRT FM'de de gelen suallerde sizin de dikkatinizi çekiyor. Bugüne kadar ben şuna şahit olmadım. Efendim ben çok zengin oldum. Evim var, villam var, arabam var, köşküm var. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak ezelde benim için bunları takdir etmiş. Çok şükrediyorum. Diyeni duymadım. Ama ne zaman derdi bela başına gelse, canım işte Allah-u Teala bunu biliyordu. O takdir etmiş. Suçlu arıyor. Yani. Peki sana gelen iyilikler? Ben kazandım diyor. Ben kazandım. Doğru, sizin söylediğiniz de ilginç yani. Değil mi? Tabii doğru. Duymuyoruz öyle. Bugüne kadar hiç rastladın mı? O zaman ben yaptım oluyor çünkü. Tabii. Ben çalıştım, ben gayret ettim, ben şöyle yaptım. Hatta okula giriyorum. Ben diyor bu kadar işte aynı şekilde emek verdim. Çalıştım, kazandım. Tabii çalıştım, kazandım. Yazın herkes eğlenirken, tatillere giderken ben oturdum, ders çalıştım, üniversiteyi kazandım. İşte en yüksek puanı tutturdum. Ben diyor falan. Ama bir kaza olsa, ayağı kırılsa falan, işte Allah-u Teala biliyordu. O takdir etti benim ayağım, onun için kırıldı. İyi de arkadaş üniversite, ben çalıştım diyor. Peki niye orada demiyorsun Allah-u Teala böyle takdir etti diye? Diyemiyorsun. Şimdi benim en çok tabii eğitimciden gelen bir halet-i ruhiye midir nedir bilmiyorum. Çocukların mesela aşağı yukarı 4-5 yaşına kadarki olan zaman diliminde genellikle yaptığı hataları, hele 3 yaşına kadar olan hep der ki bunu kim devirdi? Ben. Ya, evet. Şey yapmaz. Hesabı yok. Hesabı yok. Yok, samimi. Evet, samimi yani, masum. Olduğu gibi dobra dobra söyler. Kim yaptı? Ben yaptım diyor. Ama 5 yaşından sonra yavaş yavaş, hele 7 yaşına geliyor, kim yaptı? Annem yapmıştır, babam yapmıştır, yok abim yapmıştır, ablam yapmıştır. Suçu başkasına atıyor. Halbuki gene kendi yaptı. Doğru. Gene kendi yaptı. Şimdi insan olarak da bir şey yapıyor, suçlu arıyoruz. Ve ondan sonra da bir şeyler öğrenince, ha gördün mü diyorsun, işte ezelde Allah-u Teala takdir etmiş. Ezelde Allah-u Teala takdir etmedi. Allah-u Teala ezelde biliyordu. Çünkü kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir buyuruyor. Ne demek ilmi mütekaddim? Evet. Sonsuz öncelerde Cenab-ı Hakk'ın bilmesidir. Yaratan yarattığını bilmez mi? Ben bu kalemi yapsam, bu kalemde neler kullanıldığını, hangi maddelerin ne kadar oranda kullanıldığını, ne kadar zaman diliminde üretilebileceğini ve içine koyduğu mürekkebin ne kadar zamanda tükeneceğini ve bunun ömrünün aşağı yukarı ne kadar olacağını ben bilmem mi? Ben yaptım bunu. Ve yazmışım. Bu işte şu kadar günde eğer yazı yazarsan işte bir haftada biter. Aa sen bir haftada biter dedim. Bitti bir haftada. Suçlu sensin. Arkadaş, sen biliyordun bunu. Biliyordum tabii. Ben yaptım. Yani imalatçı şu kamyona 50 tondan fazlasını koyarsanız arıza yapar diyor. Biz 60 ton koyuyoruz. 60 ton koyuyoruz. Deviriyoruz kamyonu. Ondan sonra suçlu imalatçı. Sen suçlu imalatçı. Olur mu öyle şey? Allah-u Teala kimseye zorla günah işletmez. Oradaki takdir değil. Allah-u Teala'nın ilmidir. İnsan kendi isteğiyle günah işlemektedir. Kimse zorlamıyor. Allah-u Teala her insanın cennete veya cehenneme gideceğini ezelde biliyor. Ama bu bilgisine bu bilgisi Cenab-ı Hakk'ın yazmıyor daha. Biliyor. Senin cibilliyetin yaratılışı itibariyle gidecek. Tercihlerini öyle kullanacaksın. O tercihlerini kullanacağını biliyor. Ama ne zaman sen o fiili yapıyorsun, o zaman yazılıyor. Değişebilir mi? Tabii. Kazayı mübrem, kazayı muallak diye.
Kitaplarda anlatılıyor. Anne baba bile mesela işte 5 tane evladı var diyelim. Bu 5 evladın başına neler gelebileceğini az buçuk bilir. Tabii. Onun durumundan, gidişinden. Sen böyle gidersen bunun huyu bu. İşte değiştirmezse bunu. Başına şunlar gelir yani. Bu bilinen bir şey. Güzel bir misal verdin. Ben çocukluğumda da hatırlarım. 5-6 tane çocuklar var falan. Anne mesela tedirgindir. Diyelim ki ortanca çıktı. Birisine çatmasa bari. Bugün bela getirmese bari. Hakikaten birisi geliyor tak tak. Falan sizin çocuğunuz mu? He, bizim camı kırdı. Peki annenin bilmesi. Ha, sen biliyordun bunu. Suçlu sensin diyebilir misin anneyi? Cibilliyetini biliyor çocuğun. Yerinde duramıyor. Gidecek muhakkak bir yere arıza yapacak. Kırmasa da kırmayacaktı. Evde bile usul durmuyor. Evet. Ondan korkuyor. Mesela şeyde öğretmen de bir öğrencisi işte başaramazsa ben de öğretmenlik yaptım biliyorum. Sene başında bakıyorsun. Bir iki ay sonra aşağı yukarı belli oluyor. Belli olur herkes. Diyorsun ki yavrum, oğlum, kızım sen böyle devam edersen kalırsın sınıfta. Öyle devam ediyor, kalıyor. Sonra da geliyor sen dedin, sen bildin. Suç senin. Sen öyle demeseydin ben kalmayacaktım falan. Bir alakası yok. Sen tercihini öbür tarafa kullandın. Şimdi ezeldeki takdir bir emir değil bir ilimdir. Bunu unutmamalı. Emir değil ilimdir. Allah-u Teala ezeli ilmi ile kullarının kendi istekleri yapacakları işleri bilir. Bilmesi ise insanların sevap veya günah işlemesine tesir etmez. Yani demişsiniz, bir misal verdiniz, kamyon misali verdiniz. İşte otomobiller var. Mesela bazıları 300 kilometre, 400 kilometre sürat yapan var. Evet. Yarış arabaları daha fazla yapıyor. Adam yazmış, diyor ki işte 200, 250, 250'den sonra araba titremeye başlar. Atabilir. Tehlikelidir. Hakimiyeti zorlaşır. Deneyim bakayım bir. 300'ü geçireceğim falan. Yoksa takla atıyor. Sen biliyordun bunu. Biliyordum tabii. Ben imal ettim. Başıma geleceğini biliyordun. Ya arkadaş başına geleceğini biliyordun da ben zaten yaptım. Dedim ki bunu böyle kullan. Bunu böyle kullan. Seni uyardım. Uyardım. Evet. Bunun için de Allah-u Teala kullarını ikaz ediyor. Ne gönderiyor? Akıl vermiş. Seçme hakkı, irade deniyor. Onu da vermiş. Ama bunlarla baş başa bırakmamış bizi. Ya rehber göndermiş, peygamberler göndermiş. O peygamberlerin varisi olan alimler yaratmış. Onlar gelmiş, onlar nasihat etmişler, kitaplar yazmışlar. Bütün bunlar var. Yani sen insan olarak yaratılmışsın, senin bir kullanma kılavuzun var. Peygamberler vasıtasıyla Allah-u Teala buyuruyor ki bu bedeni böyle kullanırsan, bu işleri yaparsan cennete gidersin. Bunları yaparsan cehenneme gidersin. Açık, net. Hatta çarpıcı bir misal verilmiş mesela. Diyelim ki önümüzde iki tane tren yolu var. Garda da şunlar yazılı. Girdik tren garına. Sağ yoldaki tren cennete, sol yoldaki tren cehenneme gider. Cehenneme giden oturdun. Sen biliyorsun bunun cehenneme gideceğini. Biliyorum tabii canım, cehenneme gidiyor. Kim oturttu seni oraya? Birisi getirip zorla oturtmadı. Kendi tercihindi. Kendi tercihindi. Yani Allah-u Teala aslında tabir caizse sınavda çıkacak soruları vermiş, cevaplarını da vermiş. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve biz de mesela yolcu, işte burada yanımızda havaalanı var yakınımızda. Havaalanına gidiyorsun. Bodrum'a sana nereye gideceksin? Diyelim ki Eskişehir'e gideceksin veya Ankara'ya gideceksin. İzmir'e giden uçağa binerse ne olur? İzmir'e giderim. İzmir'e gidersin. İzmir'e gidersin. Tercih sen yaptın. Bir başkası yapmadı. Onun için başlangıçta tercihi iyi yapmalı. Nasıl yolcular kendi hür iradeleriyle gideceği yerin biletini alır, istediği trene binerse son istasyona varmadan fikir değiştirebilir, dönüş yapabilir ise bir yerde aynı şekilde inip tekrar geri dönebilirse, böyle bir şeyler varsa biz de ahiret yolcusuyuz. Yanlış trene bindik. Cehenneme gidene bindik. Dedik. Hemen indik. Tövbe ettik. Makas seyişti, öbür tarafa geçtik. Bu imkanımız var. Seni kimse aynı şekilde orada elini bağlamıyor. Ellerini bağlamıyor. Ağzına bant çekmiyor. Niye aynı şekilde şey yapıyorsun ki ondan sonra kalkıp da suçu kadere yüklüyorsun. Şey yapamazsın. Mesela bir benzinci bir arabaya benzin verse, arabada kaza yapsa, kaza yapanın sen benzin vermeseydin ben kaza yapmazdım demesi meşru mazeret midir? Meşru mazeret midir?
Saçma sapan bir şey yani. Mesela kendi iradesiyle cehenneme gidenin cehenneme tren seferi koymasaydınız biz de gelmezdik. Demesine benzer bu. Demesine benzer bu. O zaman aynı şekilde efendim bu yolları yapmasaydınız arabalar olmazdı. Arabalar olmasaydı kaza yapmazdık. Durumuna düşecek, getireceksin kendini ve gülünç bir durum olur. Netice olarak efendim, netice olarak Allah-u Teala kullarına irade vermiş, akıl vermiş, bunlar da yalnız başına bırakmamış. Peygamberler göndermiş, rehberler göndermiş, rehberler vasıtasıyla yolları da gösteriyorlar. Biz kendi tercihimizi kullanıyoruz, Cenab-ı Hak da yaratıyor. Ama yaratan olduğu için benim tercihimi biliyor, o ayrı mesele. Ben işi yaptıktan sonra benim hakkımda o yazılıyor. Yoksa önceden yazılmış senaryoyu ben oynamıyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız kaderle alakalı bir konuda bize ayrıntılı bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Tevhid etsin dilimiz, illallahu pak olsun hem kalbimiz, illallahu sırlar görsün gözümüz, illallahu la ilahe illallahu, la ilahe dervişler tevhid eder, illallahu kalbinin pasın siler, illallahu erenler yolun güder, illallahu la ilahe illallahu, la ilahe illallah, tevhid iman tapusu, İllallahu güder narın korkusu, İllallahu açar cennet kapusu, İllallahu la ilahe illallahu, la ilahe illallah, münkire kulak asmaz, İllallahu tevhidinden hiç korkmaz, İllallahu derviş devransız durmaz, İllallahu la ilahe illallahu, la ilahe illallah, Şabani'nin yolunda İllallahu fahri her an kapında, İllallahu gece gündüz dilinde, İllallahu la ilahe illallahu, la ilahe illallah. Tam ilmihal saadeti ebediye. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır ve insanlık şerefi ve meziyeti onun dinine uymaktır. Sünnet kelimesi üç ayrı manaya gelir. Burada ahkâm-ı İslamiye demektir. Ona tabi olmak, yani ona uymak, onun gittiği yolda yürümektir. Onun yolu, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bu yola, din-i İslam denir.
Ona uymak için önce iman etmek, sonra Müslümanlığı iyice öğrenmek, sonra farzları eda edip haramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra mübahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. İman etmek bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. İman edenlerin farzları yapıp haramlardan kaçınması lazımdır. Her mümin farzları yapmaya ve haramlardan kaçınmaya, yani Müslüman olmaya memurdur. Her mümin Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem malından ve canından daha çok sever. Bu sevgisinin bir alameti sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmaktır. Bir mümin bütün bunlara tabi olduktan sonra mübahlarda da ne kadar ona uyarsa o derece kamil ve olgun bir Müslüman olur. Allahü Teala'ya o derece yakın, yani sevgili olur. Kutbuddin Bahtiyar Kaki rahmetullahi aleyh. Bu zat buyuruyor ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Düşmanı dışarıda aramayın siz sakın. Düşman içinizdedir, ondan iyi sakının. İnsanlar bir yolcudur, aynı yere giderler. Yolcular birbirine yardım etmelidirler. Herkese faydalı olmaya edin gayret, o zaman her işiniz olur büyük ibadet. Zira dünya işini yaparken bir Müslüman, 5 vakit namazını kaçırmaz hiçbir zaman. Rabbimiz buyurur ki, mal ve çocuklar sakın, Allah'a ibadetten sizi alıkoymasın. Önceki Müslümanlar çok titizlerdi bunda. Camiye koşarlardı ezan okunduğunda. Demirciler vardı ki, döverken demirleri, ezanı işitseydi, bırakırdı dövmeyi. Çekici havadaysa, vurmazdı onu daha. Yerde ise kaldırmaz, koşarlardı namaza. Terziler var idi ki, soktuğunda iğneyi, ezanı işitseydi, çekmezdi onu geri. Yani her ne haldeyse kalırlardı o halde. İtina ederlerdi namaza fevkalade. Çünkü bilirlerdi ki, herkese farzdır namaz. O vakitte namazdan daha mühim iş olmaz. Ahiret işlerine verince böyle kıymet, Allah dahi onlara verirdi çok bereket. Halbuki ehemmiyet vermeselerdi dine, kazançları daha çok olmazdı elbet yine. Üstelik Allah'a da olurlardı isyankâr. Çok kazansalardı da neye yarar öyle kâr? Derdi ki, namaz kılmak ve her türlü ibadet, tabiatı icabı zor gelir nefse gayet. İşte bu yüzdendir ki, bazı din büyükleri, nefisle uğraşmakta gitmişlerdi ileri. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer, bir vakit cemaate yetişmeseydi eğer, bir gece uyumadan yapardı hep ibadet. Zira o, kendisine etmişti böyle adet. Yine aynı şekilde, Hazreti Ömer dahi, bir gün yetişemeyip kaçırdı cemaati. 100.000 dirhem kıymette malını, o bu kere, o gün tasadduk edip, dağıttı fakirlere. Sahabeden biri de bir gün, bila ihtiyar, bir akşam namazını geciktirdi bir miktar. Öyle çok üzüldü ki buna, o mübarek zat, 2 kölesi vardı, onları etti azat. Bunlar, binlercesinden 1-2 numunedir. Zira ufacık bir su, deryayı haber verir.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Şimdi biz burada Yazıcızade Mehmet Efendi, Mehmed-i Bican Hazretlerini rahmetullahi aleyh sizlere anlatmaya çalışacağız. Duvarı öyle yapmışlar ki kabir taşıyla duvarın arasından insan zor geçiyor, çocuk geçebilir. Kabir taşının da efendim baş taşı burada işte. Yani üzerinde yazı var, kamera da sığmıyor, fotoğraf makinesi de alamıyor. Alamıyoruz, çaresiz yani. Duvara itsek gitmiyor. Yani bahçesi çok geniş. Belki 10 dönüm, belki 15 dönüm kardeşiyle beraber defnedildikleri yerdeki arazi. Niye bu duvara getirip de buraya bu kadarla bitiştirdiler? E ağaç var, e ağacı da zaten içine bırakmışsınız. Biraz daha genişten çevirin, bir ağacı daha alın içine. Ama şurası rahat bir olsun. Tabii geliş geçişi de biraz zor. Caminin içerisinden bir pencereden sürülmek suretiyle geçebiliyorsunuz. Haklı tarafları var. İnsanlar geliyorlar, bez bağlıyorlar, onu yapıyorlar, mum yakıyorlar falan filan. Korunmuş. O bakımdan faydalı. Ama biraz daha buranın hizmetleri için rahat olsaydı daha iyi olur idi. Yazıcızade Mehmet Efendi, Yazıcızade kardeşlerin büyüğü, abi. 1451'lerde Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasından padişahlığı, babası vefat ettikten sonra padişahlığı aldığı zaman kendinin padişah olduğu dönem. İstanbul'un fethinden 2 sene önce vefat etmiş. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası 2. Murat Han'dı. 2. Murat Han'ın zamanında Anadolu'da birçok büyük evliya vardı. Esas Mısır'da bulunan Zeyneddin-i Hafî Hazretleri Anadolu'ya ehli sünnet bilgilerini deryalar gibi akıtan bir insan. Bursa'yı merkez edinmiştir. Zeynilerin mezarlığı var orada. Anadolu'daki Zeyneddin-i Hafî Hazretleri'nin halifelerinden birisi de Abdurrahim-i Rumi Hazretleri'dir. Merzifon'dadır. Bir adı da Sarı Danışmet'tir. Anadolu evliyalarının temsilcisidir. Zaman zaman yapılan Edirne'deki toplantılara bu evliyaların davet edildiği de olmuştur. Bir ara 2. Murat Han zamanında Hacı Bayram Veli Hazretlerinin etrafına çok adam topladığı, bu adamlarla beraber devlete karşı bir hareketi sanki var gibi, çok seveni var, devletin işini güçleştirir diye Edirne'ye 2. Murat Han'a şikayetname gider. Boş durmuyor ki insanlar efendim. Fitneyi körüklüyorlar. Murat Han da durumu araştırmak için onu alın gelin ama incitmeden alın gelin buyuruyorlar. Saraydan giden görevliler sürekli yol giderler ve Ankara'ya şöyle 2 konak kala bir çeşme başında bir ihtiyar yanında da bir genç delikanlı görürler. İşte oradan hoş beşten sonra derler ki biz efendim Ankara'ya gidiyoruz. Hacı Bayram diye birisi varmış orada. Onun da etrafına çok adamlar toplamış falan. Padişahımız onu alın gelin. Ben bir görüşeceğim kendisiyle dedi. E buyurun evladım benim diyor Hacı Bayram. Yanında da Akşemseddin Hazretleri delikanlı. Hadi gidelim beraber. Etmeyin siz çok muhterem bir insana benziyorsunuz. Yani padişahımızın Hacı Bayram'ı davet etmesinin sebebi onun etrafına bazı adamlar topladı, devlete bir zarar verme ihtimali olduğundan falan bahsettiler. Yani biz eğer gelmeseniz zincirlere vurup götürecektik. Size nasıl biz zincir vurabiliriz efendim? Olsun evladım beraber gidelim. Edirne'ye geliyorlar. 2. Murat Han kendisiyle görüşüyor. Bakıyor ki böyle dünyada gözü olmayan çok muhterem birisi, ilim deryası. Ondan uzun uzun sohbetler ediyor. Ama bu dedikodu yayıldığı için Murat Han kendi kendine bunun masumluğunun kararını ilan etmiyor. İyi bir devlet adamıydı efendim. İlim adamlarını topluyor Edirne'deki muhtelif yerlerden çağırtıyor. Ve onlarla sohbet etmesini sağlıyor Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Hakiki ilim adamlara bakıyorlar ki efendim diyorlar bu pırıl pırıl bir insan yani. Bundan devlete fayda gelir, zarar gelmez. İnsanlara fayda gelir, zarar gelmez, insanları isyana teşvik etmez deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri tamam diyor benim kararım demek ki isabetli
Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri bir iki ay orada kalıyor Edirne'de. Ve orada Edirne'nin Ulu Camii'nde, yani bugünkü adıyla, yazılarıyla meşhur olan eski camide biz bir vaaz kürsüsü var. O kürsüde halka bir müddet vaaz veriyor. Edirne'de kalmasını arzu ediyor Murat Han. Diyor ki efendim, benim orada bekleyenlerim var. Müsaade ederseniz Ankara'ya gideyim. Peki buyuruyorlar. Yani onun arzusunu kırmıyorlar. İşte Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Edirne'den Ankara'ya giderken Gelibolu'da Yazıcızade kardeşlerle görüşüyor. Onlara bütün feyzini aktarıyor. Yazıcızade kardeşlerin kazançları Gelibolu'da Hacı Bayram Veli Hazretlerine herkesten önce kavuşmalarıdır. Allah Teala onların hepsine gani gani rahmet eylesin diyoruz. Nereden nereye? Sonra Hacı Bayram Veli Hazretlerine buyuruyorlar ki Murat Han, ne arzu edersin, sana ne yapabilirim? Efendim diyor, benim sizden hiçbir arzum yok. Ancak benim talebelerim fakir fukara insanlardır. Ankara çorak bir yerdir, kırsal bir alandır. Şimdi kırsal diyorlar ya efendim. Bu insanlar vergilerini vermekte güçlük çekiyorlar. Bunları hiç olmazsa askerlikten muaf tutsanız da, bunlar da askerde geçirecekleri süre yerine tarlasında, toprağında çalışsa da birazcık kazançlarını artırsa, fakirlikten kurtulsalar. Ankaralıları Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerini askerlikten muaf ediyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. Vay, öyle olunca bütün herkes talep olmaya kalkıyor. Nasıl olsa askerlikten kurtulacak, kendine göre kurtulacak. Halbuki askerlik şeref meslek. Ancak şereflenilir askerlikte, kurtulunmaz. Talebeleri çoğalıyor. Murat Han'a diyorlar ki efendim, bu Ankara'da çok çoğaldı yani. Herkes talebesi oldu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne haber veriliyor. O da diyor ki tamam efendim, biz bunun kolayına bakarız. Bu istismar edenleri önleriz. Ankara'nın açığında kırsal bir yere bir çadır kurduruyor ve ilan ediyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri talebelerinden bazılarını bugün kurban edecektir. Efendim, sizi buraya onun için topladık. Vaaz beklerlerken adamlar bıçak görüyorlar şimdi. Bu çadıra gelecek talebeleri, seven talebeleri kurban edilecektir. Hacı Bayram Veli Hazretleri sevenler buyursun. Kimse gelmiyor. Kaçan kaçana. Efendim, bir yaşlı hanımla yaşlı beyi beraber Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni seven olarak çadıra geliyorlar kurban edilmeye. Halbuki çadırın içinde bir iki tane koyun hazırlanmış. Efendim, o gelenleri kesmeyecekler, koyunu kesecekler. Kan akınca da bakalım talebeler ne yapacak? Efendim, o koyunları kesip de kan çadırdan dışarıya böyle örtünün altından akarken kanı görenler de kaçıyorlar. Hacı Bayram Veli Hazretleri Murat Han'ın yanından gelen görevliye bir name yazıp veriyor. Yazdığı namede Sultan Murat Han'a efendim, bir acüze hanımla onun yaşlı bir beyinden başka talebem yoktur diyor. Ve Murat Han'ın Ankara'ya bahşettiği Ankaralılara, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi olanlara askerlik muafiyetini de yine Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bir yazısıyla kaldırmış oluyor. İşte Mehmed-i Bican Hazretleri bu yazıcılar sülalesinin büyüğüdür. Babası Salih Efendi çok kıymetli ilim irfan sahibi birisi idi. Ve burada bir tekke kurdular. Bu tekkede talebe yetiştirdiler. Malum tekkelerde okuyan insanlar medrese gibi resmi bir devlet tahsili almazlar. Tekkelerde sadece tekke şeyhinin kurduğu yerde ilim öğrenirler. İşleri güçleri ilim öğrenmektir. Normal ilim çağını geçmiş olan, 30'dan sonra medreseye insan alınmazdı Osmanlı'da. İlim çağını geçmiş olan da ilim öğrenmek isteyen yaşlılar da tekkelerde görev alırlardı. Bunlar muhtelif görev alırlardı. Burada şimdi bu çekim yaptığımız yerin hemen arka tarafında bundan sonraki günlerde çekeceğimiz Şerbetçi Baba türbesi var. İhtimal ki Şerbetçi Baba da
Burada yaşlılığında görev alanlardan şerbetini dağıtan tekkenin zaman zaman böyle cuma geceleri veya bayramlarda, arefe günlerinde, kandil günlerinde şerbetini yapıp hazırlayan, şerbet dağıtan tekkenin şerbetçisi idi tahmin ediyoruz. Çünkü ona ait kayıtlarda bir bilgi bulamadık. Olsa olsa yakışanı da budur dedik, bunu böyle söylüyoruz. Mehmed-i Bican Hazretleri'nin eserleri çoktu ve çok da derecesi yüksekti. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ile manevi bağları vardı, devirleri uyuşmasa bile. Efendim, Arabi bir kitap yazdı, Meragibüz Zaman. Bunu kardeşi Ahmet Efendi'ye tercüme etmesini Türkçe'ye rica etti. Kendi Arabi'yi yazdı. İlim adamıydı. Her iki kardeş de bilhassa ağabey Mehmet Efendi dini şiir yoluyla anlatmayı da tercih ederlerdi. Öyle de bir yol takip ederlerdi. Dolayısıyla yazdıkları şeyde, kitaplarda bol bol insanlara kalbe işleyecek şiirler, beyitler, kıtalar görmek mümkündür. Yine manzum olan bir Muhammedi kitabı vardı. Efendim, manzum, tercümesi manzum oldu. Füsusül Hikem vardı, o da manzumdu. Muhammed Efendi'nin eserlerini şöyle sıralarsak efendim, Meragibü Zaman, Li Gurubü Eşya Fil Aynil Vel Ayn. Efendim, Kitab-ı Muhammediye kitabı çok meşhurdur. Ahmediye, Muhammediye olarak geçer. Kendisi ismi Muhammed olduğu için Mehmet, yani biz bugün öyle diyoruz. Kitabının adı da Muhammediye olarak, onun yazdığı kitap olarak anılmıştır. Üç ana bölümdür bu kitap. Efendim, bunu Gelibolu'da yazmaya başladı ve bitirdi. Bunu da Gelibolu limanına yakın, yani tarihi limana değil de namazgahın hemen altındaki bölüme yakın çilehanesi var. Çilehanede 7 senede bitirdiği kayıtlarda var. Efendime söyleyeyim. Münteha Alel Füşuş kitabı da çok kıymetli, anlaşılması ilim erbabı için kolay ama ilim erbabı olmayan efendim insanlar için zor idi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin efendim tanınmış eserinin ilk şarihi Müeyyiddin el-Cendi tarafından yapılan şerhinin talikatıdır. Şimdi bakınız, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir alim. Bir büyük alim rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin Füsusül Hikem kitabını anlamak için Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin derecesinde ilim sahibi olmak lazımdır. Ya insan bir kitabı ilim öğrenmek için okur. Ama Muhyiddin-i Arabi'nin derecesi o kadar yüksek ki yazdığı o kitabı anlayabilmek için de temel bilgiler onun ilmi kadar yüksek olmalı. Ki Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Allah-u Teala'nın yoluna o kadar bağlıydı ki bu yolla ilgili efendime söyleyeyim birilerinin o yolu ihmal edecek, hani biraz böyle zorlayıp genişletecek, larç yapacak hale geldiğini, dinin kurallarını gördüğünde dehşetli öfkeye kapılırdı efendim. Çok önemli bir özelliğiydi. Allah-u Teala'nın emrettiğini, kardeşim biraz böyle gevşetmeye çalışmayın. Ne emredilmiş? Beş vakit namaz. Beş vakit namaz kılınacak. Bitti. Bunu daha başka yollara çekmeye lüzum yok derdi. Ve zaman zaman kendisine gökte bazı şeyler görünmeye başladı. Tuhaf bir hal aldı ve ondan sonra tabii o şiddetli halini düşürdü. Değişik bir dereceydi demek ki. İşte böyle bir zatın kitabını şerh eden birisinin de talikatını işte Gelibolulu Muhammediye kitabının yazarı efendim Muhammed Bican Hazretleri veya Mehmet Bican Hazretleri, Ahmet Mehmet kardeşler diyoruz Anadolu'da ama Ahmediye Mehmediye değil, Ahmediye Muhammediye'dir. Muhammediye'yi biz ne hikmetse böyle kullanmamışız. Bu da şundandır efendim.
Yani Muhammed ismi, Efendimiz Aleyhisselatü ismi olunca çocuklara koyduğunuz zaman gel Muhammed buraya, vay yaramaz Muhammed, vay şunu yaptın bunu yaptın gibi bir edebe aykırı bir şey olmasın Efendimizin ismiyle diye ecdadımız bunu Muhammed'i Mehmet'e çevirdiklerini zannediyoruz. Ama böyle kullanılması iyidir. Koyan anne baba da edeple çocuğunu çağırırsa böylece bu riski de atlatmış olur. Efendim sizlere bu zatın kabrinin başında bu böyle bir mekanda ancak bu kadar anlatabildik. İnşallah bundan sonraki yerlerde tekkesinin olduğu yerle Şerbetçi Baba'yı da başka bir programımızda anlatmak istiyoruz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yağış altındayız. Kah kar atıştırıyor, kah yağmur atıştırıyor. Çok da hoş ve bereketli bir şey oluyor. Hoşça kalın efendim.